İyi günler. Uluslararası Çocuk Merkezi Çocuk Hakları Televizyonu diye bir kanal açıyor YouTube'da. Bu sebepten sizinle aslında görüşmeye geldik. Çocuk hakları konusundaki temel kavramları ilk önce konuşmak istiyoruz. Diğer arkadaşlarınızla da görüştük. Diğer konularda da çocuk hakları sohbetleri yapıyoruz aslında. Size ilk başta şunu sormak istiyorum. Cinsiyet eşitsizliği olduğunu biliyoruz. Kız ve erkek çocuklar arası. Bu cinsiyet eşitsizliğinin sebeplerinden bir tanesinin de insanların aklındaki toplumsal sebeplerle, törelerle, kültürün bir parçası olarak kız ve erkek çocuklara verilen roller aslında olduğunu da biliyoruz. Bunlardan bir tanesi de özellikle de eşitsizliğin kendini gösterdiği alanlardan bir tanesi de çocukların erken yaşta evlendirilmeleri. Yani evliliğin temel unsuru olan özgür iradeyle yapılmış olma temelinde evliliklerin tabii ki erken vakitte özellikle kız çocukların evlendirilmesiyle ortadan kalkması. Bu çerçevede size birkaç soru sormak istiyorum. Ama bu sorularıma başlamadan önce kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ben bir sivil toplum kurumu çalışanıyım. Uçansıpürge'de çalışıyorum. Uçansıpürge'de genel koordinasyon yapmaya çalışıyorum. Aynı zamanda da erken ve zorlu evlilikler konusunda uzun süredir çalışan bir kurum olmamız hasebiyle de artık uluslararası platformda da çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla bu konudaki çalışmaların uluslararası platformunu koordine ediyorum aynı zamanda. Sevda Hanım, biraz önce de bahsettim. Kız ve erkek çocuklar arasındaki eşitsizlikler var. Bu eşitsizlikler kendini nasıl gösteriyor? Siz de söz ettiğiniz gibi kız ve erkek çocuklarına atfedilen geleneksel roller çok farklı. Bu çocuklara aldığımız oyuncaktan, hatta doğumdan önce onları ördüğümüz yeleğin renginden belli. Oradan başlayıp devam eden o geleneksel roller eninde sonunda kız çocuğunu ikinci kılıyor. Eğitim konusunda da tercih yapılacaksa erkek çocuk tercih ediliyor. Aile bir kişiyi eğitebilecekse erkek çocuğu eğitebiliyor. Onu bırakın, o kadar içselleşmiş ki sofrada yemek dağıtırken anne erkek çocuğa bile daha fazla yemek koyar. Bu o kadar gelir ya da etin daha iyi parçasını o alır, tavuğun budunu o alır. Bu o kadar normaldir ki aile içinde çünkü o erkektir. Oradan geleneksel rol başlıyor zaten. Evin içinde abisine su getirmesi, kardeşi erkek kardeşine su getirmesi, kalkıp su getirmesi gereken gene kız çocuğudur. Çünkü doğduğumuz andan itibaren biz başkalarına bakmak, başkalarını beslemek, başkalarını kollamak üzere yetiştiriliyoruz. Ve dolayısıyla da bize verilen nihai görev, bizim elinde sonunda ineceğimiz durak birinin eşi olmak. İlla evlenmek. Dolayısıyla aile için siz sürekli bir yüksünüz aslında. Elinde sonunda başkasına gidecek olan bir çocuksunuz. Dolayısıyla bu ne kadar erken olursa, eğer ki fakir bir aileyseniz sofradan bir tabak o kadar erken eksilir. Artı sizi başka aileye bir iş gücü olarak verdikleri için de ailenin gelirine katkı sağlayabilirsiniz. Böylece bir mal olarak değişebilirsiniz. İş gücü olarak değişebilirsiniz. Eğer ilişkiler böyle kurulmuyorsa, eğer ki sorun aman kız çocuğunun gözü açılmadan, herhangi evlilik dışı bir cinsel deneyim yaşamadan şu namusumuzu kurtaralım nedenleriyle gene erken evlendirilebiliyorsunuz. O kadar fazla erken ya bu içselleştirilmiş duygu biz zaten şunu da çok fazla duyuyoruz. Biz evlen demesek bile zaten o erkenden evlenmek istiyor. Bunun nedeni o kadar acı nedenler ki. Bir kere evdeki baskıdan kaçmak istiyor. Sanıyor ki kendi evinin hanımı olduğunda özgür olacak. Bir statüye sahip olacak. Oysa ki toplum öyle değil. Evlendiğinizde statüye sahip olmuyorsunuz. Gerçi yasalar önünde reşit sayılıyorsunuz ne kadar küçük olursanız olsun. Ama aile içinde statü ta ki yaşlanıncaya, torun sahip oluncaya kadar beklemek zorunda.
Çünkü bu ülkede bizim geleneğimize göre bir kadın anneanne olmadan önce insan sayılmıyor ya da lafı dinlenir sayılmıyor. Şimdi artık bana otobüste yer vermeye başladılar, hoşuma da gitmeye başladı. Görünür oldum toplumun gözünde bu anlamda. Yani bir birey olarak saygı duyulması gereken bir birey, hakları olan bir birey olarak sayılmaya başlamam saçlarımın beyazlaşmasıyla başladı. Bu çok acı bir durum değil mi? Dolayısıyla kız çocukları da elbette bir an önce evlendirilecek, bir an önce aileden sorumluluğu atılacak, o yük atılacak bir mal olarak görünüyor maalesef. Asla bir birey olamıyor kız çocuğu aile içinde. Peki, biliyoruz ki bu kolay kolay üzerinden, daha doğrusu çok böyle yerleşmiş, içselleştirilmiş, biraz önce de dediğiniz gibi bir sorun olduğu için, bir alan olduğu için, endişe verici bir alan olduğu için bunun çözümü de zaman alacak. Çok. Bunun farkındayız. Ancak yine de kısa zamanda yapılabilecek çocukların, kız çocukların hak sahibi birey olarak kabulünün daha hızlanmasına sağlayacak bazı şeyler yine de yapılabiliyor, yapıyoruz da örneğin. Sizce bu konuda hani devlet en hızlı bir şekilde neler yapmalı? Şimdi dünyadaki örnekleri de incelediğimizde dünyada bu konuda çok iyi mücadele veren ve sonuç elde eden projeler gerçekleştirilmiş. Bazı hükümet STK işbirliği vardı, çok güzel, önemli örnekler. Ve hepsinin temelinde aslında eğitim yaşı, eğitim süresi uzadıkça evlilik yaşı da artıyor. Dolayısıyla kız çocuklarının okullaşması çok önemli, çözüme doğru bir adım olabilir. Ama bizim bu en son 4+4+4'ten sonra bu durum kötü etkilenecek diye bir öngörümüz var. Umarım gerçek olmaz. Bir endişemiz var. Umarım gerçek olmaz. İkincisi, ailelerdeki geleneksel tutumlar için yüz yüze görüşmelerin çok etkili olduğunu, din aracılığıyla, dini liderler aracılığıyla bu mesajın verilmesinin çok etkili olduğunu görüyoruz. Ama tabii onun öncesinde bütün bunları yasal zemine oturtmazsanız hiçbir yerden başlayamıyorsunuz. Dolayısıyla önce yasa diyecek. Yasa diyecek ki siz 18 yaşından önce hiç kimseyi evlendiremezsiniz. Hakim izniyle falan acil ihtiyaçlı 16 yaşındakine izin veremezsiniz. Çünkü 18 yaşına kadar herkes çocuktur ve evlilik bir çocuk hakkı değildir. Evlilik bir yetişkin hakkıdır. Evet. Bunu yasada net ve açık söylemezseniz, bunu bu yasayı uygulayıcılara uygulamadığınız takdirde şöyle cezai durumları netleştirmezseniz ve orasını arttırmazsanız bunu çözemiyorsunuz. Şu an ben eminim bu ülkede hiç kimse şunu düşünmüyordur. Siz bir köyde, bir kasabada mülki amirin haberi olmadan bir davul çalacağını düşünüyor musunuz? Baş davetli olur. O amir bilmiyor bu ölen çocuğun 14 yaşında olduğunu. O zaman görevini yapmaya davet edeceksiniz onu. Evet. Ya da zorunlu kılacaksınız. Aslında bunu biraz da neden devlet diye sorduk. Çünkü biliyoruz ki Türkiye çocuk haklarına dair sözleşme de dahil birçok uluslararası hem kadın hakları alanında hem çocuk hakları hem de diğer insan hakları alanında sözleşmeleri onayladı ve kendi iç yasası haline getirdi. 90. madde anayasamızda bunu söylüyor. Evet. Şimdi bu durumda da yükümlülük tabii ki devletin. O yüzden devlet diye devamlı bahsediyoruz. Evet. Ancak uygulamada örneğin geçenlerde bir dava sonucu vardı. Yine hapse atılan aile oldu. Sadece. Yine çocuğun tek dayanağı olan, tek bir şekilde çocuğa destek sağlayabilecek olan grup, en temel hani grup, aile yine cezalandırıldı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cezalandırma bir yöntem mi? Özellikle de ailelerin cezalandırılması bu konuda. Bu konuda uzun süredir üzerine kafa yorduğumuz bir konu. Bu bir hukuk meselesi. Uzmanların mutlaka görüş belirtmesi. Özellikle de sahada birebir bu sorunu çözmekle yükümlü hakimin, avukatın akıl vermesi lazım bize ne yapalım diye. Çünkü ortada gene mağdur bırakıyorsunuz. Ortada bir suç var, yasaya göre suç.
Ama mağdur olmuş bir çocuk var. Verdiğiniz karar, o suçu uyguladığınız cezayla mağduru ikinci kez mağdur ediyorsunuz. En yakınından ayırıyorsunuz, en yakınını mahkum ettiriyorsunuz. Ama bu arada örneğin biraz önce dediğiniz gibi aslında bu suçu gören devlet çalışanı, hükümet kuruluşlarında çalışanlara herhangi bir ceza gelmiyor. İşte belki de yasada bunu düzeltmekle başlamamız lazım. Sen görevini yapmadığın takdirde bunun cezai müeyyidesi var. Nasıl şiddet yasasında 4.327 çıktığında karakolda barıştırmaya çalışan, görevini yapmayan polis de sorumlu oldu ve ceza almaya başladı. Ondan sonra karakolda artık şiddet mağdurlarına daha farklı davranılmaya başlandı. Hala sürüyor, istediğimiz ölçüde değil gerçi onların karşılaşması. Ama bunun bir etkisi olabilir. Yani o cezai müeyyideyi görevini yerine getirmeyen mülki amirler ya da kolluk kuvvetlerine de getirirseniz eğer, bu hoş bir adım olur diye umut etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz bugünkü sohbetimize katıldığınız için. Daha sonra yine özellikle kadın ve çocuk haklarının kesiştiği alanlarda sizi ziyaret edip görüşeceğiz. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum ve benim çok izlenen bir televizyon olacaksınız. Teşekkürler.